sevgili izleyiciler, yine buradayız ama stüdyonun başka bir köşesindeyiz. Şaşırmayın, hala sosyal medya programındasınız. Bu defa yanımda ilginç bir konuğum var. Devlet Şah, bir Türkiye'nin en popüler yemek blog sitelerinden biri olan Yemekname'yi yapıyor. Devletşah.com diye bir sitesi var. Ve Yemekname diye de bir dergi çıkıyor, evet, bildiğim kadarıyla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Devletşah. Yemek benim zaten çok ilgilendiğim bir alan. Bazen keşke bu kadar ilgilenmesem de dediğim bir alan ama. Hiç belli olmuyor. Nasıl başladı bu iş? Galiba ilginç bir hikayesi var. Biraz ondan, evet, bahset istersen. Bir de bu blogundan detaylı bahsedebiliriz. Çok ilginç. Aslında yani çok sıradan, bana sıradan gelen bir hikayesi var ama ilginç bir hikaye tabii. Ben çocukluğumdan beri yemek programlarına çok meraklıyım. Yani ortaokulda falan yemek programı seyrediyordum. Ama hiç yemek yapmadım. Evleninceye kadar, yaklaşık 30 yaşıma kadar neredeyse, 28 yaşıma kadar hiç mutfağın yolunu bile bilmiyordum. Yani yemek yapmayı bilmiyor musun? Pratiğe dökmüyorsun. Pratiğe dökmüyorum. Sadece seyrediyorum veya kitap alıp okuyorum. Evlendikten sonra yemek yapmaya başladım ve bir yaptığım yemeği bir daha yapamıyordum. Ve eşim şey diyor, aa geçenlerde yaptığın çorbayı yapsana. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Yani yaptım ama çok da güzel oldu. Bir daha yapamam. İşte yok Word'e yaz, yok şuna yaz, böyle yap falan. Sonra blog diye bir teknoloji keşfettim. Zaten o zamanlarda yeni yeni başlamıştı. Ne zamandan bahsediyorsun? 2005'ten bahsediyorum, Mart ayında. Ya dedem bundan blog, yani bir çorba yaptım. Bak bunu unutma, kaybetme. Bunu bir daha isteyeceğim, çok güzel olmuş dedi. Hı-hı. Ben o sırada çöpe atmıştım bile tarifi. Ve içeri gitti. Ben esrafı topluyordum mutfağa. Biraz sonra çağırdı, bak bu senin bloğun. Bundan sonra buraya tarifleri yazacaksın. Böylelikle hiçbir şey kaybolmayacak. Hmm. Arkadaşların da tarifleri istediği zaman herkesle paylaşabileceksin. Eşin hediye etti yani bloğun. Evet, yani bir gece yemekten sonra kaybolmasın diye bir brokoli çorbası tarifi başladım. Şimdi kaç bin tarif var o blokta? 1000 değil. 500'e yakın tarif var. Şu anda 500 civarında, tamam, ama 1500'e yakında yazı var toplamda. Bunların bir kısmı videolu, bir kısmı podcast dediğimiz sadece sesli. Çoğu, yani tamamı da fotoğraflı. Videoları da sen mi çekiyorsun? Videoları da eşimle beraber çekiyoruz. Evet. Bu hikaye bana birazcık Meryl Streep'in filmini hatırlatıyor. Julie and Julia diye. O da gerçek hikayeden alınmış bir, evet, filmdi. Sen o filmi izleyince tabii daha sonradan, 2009 yapımı diye tabii biliyorum. Tabii o yeni. Ne hissettin? Kendini mi gördün? Herkes beni telefonla aradı, seyrettim diye. Kendimi görmedim. Oradaki amaç başka bir şeydi. Yani orada kadının tekrar hayata bağlanması ve birisini taklit etmesi vardı. Burada, evet, ben kendi üslubumu ve kendi şeyimi kendi kendime yarattım. Hı-hı. Dolayısıyla biraz daha farklı. Ben kaybolmasını istemediğim için ve benim sadece sistemde yemek tarifi yok. Evet, yemek ilk yazdığım yazı bir yemek tarifiydi. Fakat ertesi gün yazdığım şey kaybolmasını istemediğim kendi yazdığım kısa bir hikayemdi. Hmm. Dolayısıyla ben aslında bir yemek blogundan çok şu anda bir kadının hayatını anlatıyorum orada. Bir seyahate gittiğim zaman gittiğim yerleri, orada yediğim yemekleri de yazıyorum. Yani yemeğin ana özne olduğu bir, evet, günlük yani, blog gibi bir şey diyebilir miyim? Evet, tabii aslında düşündüğümüzde 500 tanesi yemek tarifi olduğuna göre çevresinde bir şeyler de var. Yani çünkü 1500 yazının 3'te 1'i yemek tarifi. Geri kalan kısımlarda fotoğraf çekmekten hoşlanıyorum. Fotoğraf, gittiğim sergiler, gittiğim yerler, arkadaşlarım bize yemeğe geldiyse arkadaşlarımla yaptığım mesela. Yani amatör bir şekilde ruhla yapılıyor gördüğüm kadarıyla, evet, ama bunu sen o kadar başarılı oldun ki dallanıp budaklandırdın. Evet. Bir dergi yaptın, videolar, evet, var değil, hı-hı, mi? Evet. Biraz onlardan da bahseder misin? Bir akşam yine eşimle terasta otururken bir yemek dergisi buldum, kayınvalidemimmiş. Onlara bakarken, aa neden ben bir yemek dergisi çıkartmıyorum ki diye şey yapıp bir yemek dergisi çıkartmaya, hı-hı, başladım. 4. yaşına geldi. 37. sayısı, aynen, çıktı. Tamamen kendi kendine. Evet. Basılma her şeyi. Basılmıyor. Sadece internette yayınlanıyor, aynen, ve yaklaşık şu anda 30 bin kişiye ulaşıyor. Yazarlarım var. 4-5 tane yazarım var. Bir kısmı İstanbul'da oturuyor, bir kısmı yurt dışında oturuyor. Hı. Bazı Ankara'da oturanlar var. Bunları tamamen gönüllü mü yapıyorsunuz? Tamamen gönüllü yapıyoruz. Hepsi gönüllü yazarlarımın. Buradan hepsine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim
sert, diktatör dede diyorlar bana, diktatör devlet tavırlarıma bütün şeyle davrandıkları için. Gerçekten güzel bir dergimiz var. 100 sayfa çıkıyor her seferinde. Peki bir konsepti var ya, sadece Fransız mutfağı uzaklar. Hayır, mutfağı. Bütün yemek şeyleri var. Bir pastacımız var mesela. Bir sarayda, Dolmabahçe Sarayı'nda çalışan ve mutfaklardan sorumlu bir yazarımız var. Saray mutfağını yazıyor. Bir tane Cordon Bleu'da pastacılık eğitimi almış Fransız mutfağı uzmanımız var. Bir tane Türk yemekleriyle ilgili ve mutfakla ilgili püf noktaları veren arkadaşımız var. Bir tane Amerika'da yaşayan arkadaşımız katılacak şimdi aramıza. Yurt dışında yaşayanlar için tarifler verecek. Evet. Ve bir tane de sadece yemek çevresinde şey yapılmış hikayeler. Mesela düşünün Mutfak Çıkmazı diye çok güzel bir roman var. Bunun gibi hikayeleri yazan bir arkadaşımız var. Peki bütün bu aktivite benim uzaktan gördüğüm kadarıyla epey de zaman alan bir iş. Dolayısıyla bu senin profesyonel hayatını nasıl etkiledi? Ne kadar zamanlı bu işe her gün açıkçası ayırıyorsun? Çok zaman almıyor. Siz düzenli bir insansanız gerçekten vaktinizi düzenli kullanabiliyorsanız çok zamanım almıyor. Yani evet, dergi için hazırladığım yemekler, yemek pişirmem gerektiği için vaktimi alıyor. Ama zaten yemek yemek için yemek pişirmem gerekiyor. Burada ekstradan bana gelen zaman onun fotoğrafını çekeceğim kısım. En zor kısım zaten o. Çünkü çok aç oluyorsunuz tam o sırada. Sofraya gelmeden 10 dakika önce. Evet. Fotoğrafı çekeceğiz. Ama o da zor bir iş. Yani evet. Yemek fotoğrafçılığı diye ayrı bir alan da var. Evet, o konuda da 17 sayı yazı yazdım. Yemek fotoğrafı nasıl çekilir diye. Öyle gerçekten mi? De... bu konuda da, yani benim sitem benim hayatımı çok değiştiren bir kavram oldu. Gerçekten eşimin bana ilk aldığı hediye devletşah.com'du. Tanıştığımızın 4. günüydü. Devletşah da çok ilginç bir isim. Evet, Yıldırım hani... Beyazıt'ın karısının ismi. Evet. tek kelime olarak kullanıyor. Evet, birleşik yazılıyor zaten. 30 harflik bir ismim var aslında toplamda. Birazcık uzun bir şey var. Devletşah. Sayıda Devletşah Alhanlıoğlu Özcan. İspanyollardan bile uzun oldu bu isim. Öyle. Peki Türkiye'deki yemek blogçularının sayısı aşağı yukarı kaç? Çok. Yani binden fazla, belki 5000 tane. Öyle mi? Evet. Yemek deyince akla genelde kadınlar gelir. Hani oradaki oranı biliyor musun? Erkekler de var. Çok az erkek var. Benim bildiğim 4-5 tane var. Yavaş yavaş giriyorlar. Ama hani çok fazla değiller. Çünkü onların birazcık daha tabii eve geldikten sonra ayırdıkları bir vakitle alakalı, çalışıyor genelde. Ve o yüzden birazcık mesela fotoğraf çekme konusunda ışıkla alakalı problemlerden falan birazcık da olmadıklarını düşünüyorum. Ama yani bu kadın ağırlıklı yapan evet, bir iş. Bu işi çok iyi yapan bir tane de arkadaşımız var Cenk isminde. Gerçekten hani hakkını, ama işini bırakıp sadece bu işi yapıyor. Cafe Fernando diye. Ama artık işini bırakıp sadece blogger olarak çalışıyor. Evet. Peki bu kadar aktif bir blogdan bahsederken blogger takipçilerinle senin ilişkin nasıl, bir interaktivite var mı? Herkes şey zannediyor. İnternet insanların ilişkisini öldürüyor. İnsanlar asosyal oluyorlar. Bu yüzden tedavi görmeliler falan gibi haberler de okuyorum. Ama benim internette tanıştığım insanlarla ilişkim sanal olmaktan belli bir süre sonra çıkıp gerçek hayata dönüşüyor. Mesela geçen hafta pazartesi günüydü sanıyorum. Evimde bir iftar verdim ve internetten tanıştığım arkadaşlarım buna katıldılar. İlk aynı kez zamanda karşılaşmamı. İlk kez karşılaşmadık. Daha önce sayısız defa dışarıda buluşmuş şey yapmıştık. Şimdi hepsi bizim evimize geldiler. Beraber iftar yaptık. Çok eğlendik. Yani gece yarısı herkes sahura da kalın falan şeyle. Bu programdan sonra sık sık ev davetlerine nasıl yetişeceksin bilmiyorum. Evet, ama bu ilk değildi. Sık sık gelen, kahvaltı için davet ettiğimiz akşam saat 12'de giden misafirlerimiz öyle oluyor mi? Ve internetten tanıştığım bir çok iyi insan. Peki şimdi yönetmenim bana soruyor. Gelen tweetler varmış. Senin Twitter hayranların. Soruyorlarmış yurt dışından pasta siparişi verebilir miyiz diye. Yurt dışından pasta siparişi bana veremezler ama ben yurt dışından pasta geldi bana. Nasıl geldi? Avusturya'nın Kaiser Torte diye bir şeyi var biliyorsunuzdur. Bir gün bir tahta kutu içerisinde. Kaiser Torte mi? Zahar Torte mi? Kaiser için zaten yapılmış. İmparator için yapılmış. Bana bir tahta kutu içerisinde Kaiser Torte geldi. Peki onlar da bu defa tersini istiyorlar şimdi. Buradan o tarafa gitmesini. Buradan o tarafa gidebilir ama yani çok sağlıklı olmaz diye tahmin ediyorum. Ancak Kaiser Torte gibi bir şey olursa gider. Anladım. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Hakikaten çok ilginç. Daha detaylı inceleyeceğiz. Devamını bekliyoruz yemeklerini. İnşallah 500'ü aşar, 1000'e yaklaşır. İnşallah.
Peki şimdi başka bir VTR'miz var. Hep beraber VTR'yi haber